Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Japonya Savunma Bakanı Kishinobu, Aomori eyaletindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin Misaka Hava Üssü'ne ait bir F-16'nın sebep olduğu yakıt ve acil iniş sorununa yönelik Amerika Birleşik Devletleri'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Görüşme sonrası basına konuşan kişi, üsse ait F-16'nın seyir halindeyken yakıt deposunu boşaltarak sivil havalimanına acil iniş yapmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının seferlerini sürdürmesini talihsizlik olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'li mevkidaşına, Amerika Birleşik Devletleri'ye ait askeri uçakların emniyetine ilişkin endişelerin giderilmesi gerektiği çağrısı yapan kişi, Austin'in ise, Japonya'da konuştuğu Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin güvenliğe öncelik verdiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyu yeterli düzeyde soruşturacağını söylediğini aktardı. Misaka Hava Üssü 35. Avcı Filosu, hafta içinde F-16'nın seyir esnasında yaşadığı sorun sonrası Iwaki Dağı yakınlarında nüfusun olmadığı bölgeye yakıt deposunu tahliye ettiğini bildirmişti. Olay yerine sevk edilen eyalet birimleri, yakıt deposundan birinin, 7000'den fazla kişinin yaşadığı Fukuoka bölgesindeki bazı evlerin 20-30 metre yakınlarında, diğerinin ise dağlık bölgeye boşaltıldığını belirlemişti. Japonya Savunma Bakanlığı, F-16'nın yerel saatte 18.10'da acil iniş yapmasına rağmen, olaya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 21.30 sularına dek gerekli malumatı aktarmadığını bildirmişti. Kamu yayıncısı NHK, savaş uçağının yakıt deposunu boşaltması sonrası olayda yaralanan olmadığını ve Tokyo'nun, üsse ait uçakların uçuşunun durdurulması talebini Washington'a ilettiğini aktarmıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.